Arkadaşlar selamlar ben Sercan Güneş videolu yemek tarifleri sayfamıza hoş geldiniz. İlk olarak karıştırma kabımın içerisine 3 yumurtayı, sütü ve unu ekliyorum. Eklediğim süt oda sıcaklığında olmalı arkadaşlar. Ek olarak unu mutlaka elekten geçiriyorum. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çırpalım. Bu arada kullandığım tüm malzemelere ve ölçülere yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. O kısma yazacağım. Video hoşunuza gittiyse eğer videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Geldik baharat kısmına. Baharat olarak toz biber pul biber, karabiber ve tuz kullandım. Benim tercih ettiğim baharatlar bunlar. Ekleyip çıkartabilirsiniz. Son olarak taze soğan ve maydanozu ince ince doğruyorum. Bir iki tur karıştırıp diğer işlemlere geçiyorum. Başlıkta da yazdığı gibi bir adet soğan kullanacağım. Soğanı gösterdiğim şekilde halka halka kesiyorum. Kalınlığını inceliğini göstereceğim. Soğanlar bu şekilde olmalı. 2 diş sarımsağı ince ince doğruyorum. Arkadaşlar ben iki tane domates kullandım fakat görüyorsunuz ki epey küçük domatesler. Elinizde büyük domatesler varsa bir tane kullanabilirsiniz. Domatesleri rendeliyorum. Geldik pişirme kısmına. İlk olarak tavamı zeytinyağı ile yağladım. Üzerine doğramış olduğum sarımsakları ekledim ve 1 dakika kadar kavuruyorum. Bu sayede sarımsak tüm aromasını salacaktır. Sarımsağı 1 dakika kavurduktan sonra rendelemiş olduğum domatesleri de ekleyip kavurmaya devam ediyorum. 1-2 tur karıştırdıktan sonra 1 çay kaşığı kadar kekiği ekledim. Kekiği mutlaka kullanın arkadaşlar lezzeti gerçekten üst seviyeye çıkaracak. Kavurma işlemi bittikten sonra doğramış olduğum halka soğanları da ekliyorum. Tüm soğanları ekledikten sonra kapağını kapatıp 3 dakika boyunca hiç açmayalım. 3 dakika geçti. Soğanların diğer yüzünü çevirip tekrar kapağını kapatıp 2 dakika daha pişirelim. 2 dakika geçti. Yumurtalı karışımı artık ekleyebiliriz. Üzerine kaşar peyniri rendeleyeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok fazla kullanmayacağım. Kibrit kutusu kadar bir şey kullanacağım. Rendeleme işlemi bittikten sonra kapağını kapatalım ve kısık ateşte pişirmeye bırakalım. Ortalama olarak 7-8 dakika pişecektir. Yumurtanın piştiğini kontrol edip ocaktan alıyorum. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gerçekten kahvaltılık için farklı bir öneri. Sizlere alt kısmını da göstermek istedim. Gördüğünüz gibi karamelize olmuş şekilde gerçekten çok lezzetli. Video hoşunuza gittiyse eğer videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorumlarınızı yazmayı, sayfamızı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.